Efendim hanımefendinin de söylediği gibi günün son oturumu, 5. oturum. Bu saatte sizi çok fazla tutmak niyetinde değiliz. Hızlı hızlı devam edeceğiz. Bu saatte burada kalanlara da özellikle tabii başta İMSA'da bizi davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ama bu saate kadar burada kalanlara da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii bizden hemen sonra zirve çekilişi varmış. Herhalde biraz da onun niyetiyle. Çok teşekkür ederiz. Buna ihtiyacımız vardı gerçekten. Çok teşekkürler. Efendim medya gözüyle neler oluyor ona biraz bakmaya çalışacağız. Mevcut ve hedef pazarlar açısından bunu değerlendirmeye çalışacağız. Tabii mevcut ve hedef pazarlar deyince maşallah Türkiye'nin artık hedef pazarı da mevcut pazarı da bir hayli fazla. Geçenlerde rakamları veriyorlardı. 200'ü aşmış hem ülke ve hem de gümrük bölgesi olarak bir hayli yere ulaşabiliyoruz. Böyle baktığımız zaman belki bütün dünyayı kapsamak, konuşmak gerekir. Biraz onu da yapmaya çalışacağız çok kısaca ama tabii Suriye, Irak, Rusya, Ukrayna konularına girmeye çalışacağız. Tabii biraz Kuzey Afrika'ya bakmamız lazım. Ondan sonra da bütün bunların tabii Türkiye'ye etkileri neler olabilir ona da değinmeye çalışacağız. Çok değerli iki konuşmacımız var. Sayın Erdal Sağlam, Hürriyet Gazetesi yazarı, değerli dostumuz ve Sayın Hüsnü Mahalli, Yurt Gazetesi yazarı, çok değerli dostumuz. Ben şöyle bir, kendi aramızda da konuştuk, onu da sizlerle paylaşayım. Böyle 8-10 dakika arasında ben konuşmacılarımıza söz vereceğim. Onlar ana başlığımız etrafında konuyu bir çerçevelendirecekler. Ondan sonra birkaç sorularla devam edeceğiz. Eğer fırsatımız kalırsa da sizlerden alacağımız sorularla belki biraz daha da interaktif bir biçimde ve bütün bunları 45 dakika içine sığdırarak panelimizi tamamlayacağız. Sayın Sağlam, sizle başlayalım mı? İyi olur. İsterseniz bir parça bu küreselleşmeyle girip onun Türkiye ile etkilerine doğru yani çok belki evet. Şey yapmadan hani çok detaylandırmadan ama bir genel çerçeve çizerek sonra da biraz ülkeler üzerinden gideriz. Buyurun efendim. Evet. Hem de Hüsnü Bey'e biraz içinden aslında kesinlikle, bölgenin kesinlikle. Anlatma imkanı verecek bir çerçeve çizmeye çalışayım. Elbette bu benim kendi görüşüm ve gördüğüm pencereden olacak. Herkes çok yakından takip ediyor. Dünyada kriz sonrası yeniden bir toparlanma var. Ama yeterli değil bildiğiniz gibi. Amerika'da biraz daha hızlı. Avrupa'da çok daha yavaş yürüyen bir toparlanma. 2008 krizinden sonra aslında bu bekleniyordu. Avrupa'nın da bedel ödemesi gerektiğini düşünüyordu Amerika. Ama o baştan Amerika'nın aldığı önlemleri Avrupa almadı. Ama yavaş yavaş onun ceremesini çekmeye başlıyor. Kurlardan görebilirsiniz. Çapraz kurla ilgili gelişmeler bunu veriyor. Kısa dönem içerisinde yurt dışındaki tahminler dolarla euronun 1.25'e kadar ineceği. Daha sonra da 1.10'lara 2018 gibi sanıyorum 1 dolar 1 euroya doğru gidişat olacağını düşünüyorlar. Ekonomilerin temelini baz aldığımız zaman da benim gördüğüm kadarıyla da doların daha güçlenmesi gerekiyor. Bütün bu dünyadaki gelişmelere bağlı olarak. Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yine faizi değiştirmeyen kararı vardı. Fakat ondan sonra Draghi'nin açıklamaları bekleniyor. Yeni parasal genişlemede bu tahvil alımlarıyla ilgili çok fazla bir şey yok şimdilik. Yani bir canlanma belirtisi hala biraz daha uzak. Buna karşılık bölgede ne oluyor dersek? Daha doğrusu benim kendi bakışımdan söyleyeyim.
Rusya özellikle son Ukrayna'dan sonra başlayan krizle birlikte aslında bir kriz bekleniyordu Batı ile Rusya arasında. Bunun fitilini Ukrayna ateşledi. Rusya'nın bir şekilde sisteme entegre olması gerekiyor. Sisteme entegre olmak sadece küreselleşmeye uyum değil, aynı zamanda o değerleri paylaşmak olarak da algılıyor Batı. Ve Rusya'nın da bu verimsiz ekonomisi, yolsuzluklarla dayalı ekonomisinin biraz daha içeri çekilmesi bekleniyor. Rusya baharından bile söz ediliyor. Yani son petrol fiyatlarındaki gerileme Rusya'nın ne kadar zor durumda olduğu çok açık. Ve Putin'in daha fazla dayanması halinde benim beklentim 1-2 yıla kadar Rusya baharı bile çıkabilir böyle bir şey içerisinde. Peki başka bir şey olabilir mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Rusya gerçekten kaderini adeta petrole bağlamış bir ülke. Yani ihracatının 1/3'ü enerji, tabii doğalgaz da var işin içerisinde. Bütçesinin de yarısını enerji kalemleri oluşturuyor. Rusya bir parça, mesela şimdi bütün bu gelişmeleri nasıl okuyordur sizce? Yani birileri bana parmak sallıyor, buna karşı bazı programlar geliştirmeliyim, bazı kendi adımlarımı atmalıyım. Mesela Türkiye'ye gelişi gidişi bunun bir tezahürü müdür? Bir takım maceracı eğilimler ortaya çıkabilir mi Rusya açısından? Yani Suriye ile ilgili, belki birazdan Sayın Mahalli ile de konuşacağız ama Suriye ile ilgili davranışlarında bir takım farklılıklar ortaya çıkar mı? Türkiye'de bunlar ne kadar konuşuldu, sizin en azından kulağınıza neler geldi? Onlara da değinirseniz sevinirim. Valla Rusya benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi kozu olarak kullanmak istiyor Avrupa'ya. Rusya enerji oyununu çok iyi oynayan bir ülke. Bu konuda çok usta bir ülke. Fakat genel dengeler Rusya'nın daha fazla dayanamayacağını gösteriyor bence. Yani 100 doların altında bir petrol fiyatı şu andaki verimiyle Rusya'nın sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Yani 70 dolar hatta 60 dolardan bahsediliyor dünya petrol fiyatı. Bu Rusya için çok sürdürülebilir değil ve ben Putin'in eninde sonunda Batı ile uzlaşma yolunu seçeceğini düşünüyorum. Yani bu uzlaşma sağlandıktan sonra zaten dünya petrol fiyatları da ve bu çok uzun süre benim tahminim almayacak. Yani herkes içeride de petrol fiyatlarının bir yıl daha %70 dolarda, 60 dolarda gideceğini düşünüyor. Ama ben Rusya ekonomisinin daha fazla gidemeyeceğini, dolayısıyla petrol fiyatlarının da yeniden önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeniden artışa geçebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu dayanma gücü kalmıyor. Kalmaz. Çünkü. O zaman şöyle mi okuyorsunuz? Yani aslında bu petrol fiyatlarındaki bu düşüş biraz da Rusya'ya bir gözdağı vermekle ilgili bir şey miydi? Rusya ve İran'a gözdağı olarak görünüyor. Bir bölüm öyle görünüyor. Kaya gazıdır, kaya petroldür. O da vardır. Suudi Arabistan'ın kaygısı olabilir. Amerika'daki maliyeti daha yüksek olan üretimi şimdiden öldürmek olabilir. Ama asıl ben sebebin Rusya ve yani çünkü hiçbir şey yokken AB ile olan uzlaşmazlığı büyümesi üzerine bütün bu gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ve Batı dediğimiz zaman Batı'yı aslında hep Amerika falan olarak görüyoruz ama Batı dediğimiz şey Amerika ismini koymuşuz. Bence aynı zamanda Almanya, aynı zamanda efendim Danimarka, aynı zamanda Katar sermayesi. Yani büyük sermayenin oluşturduğu bir batıdan ve yönlendirdiği bir batıdan söz ediyoruz bence. Buna kolay olsun diye hep Amerika diyoruz ama Amerika tek başına bir şey değil. Evet. Yani, ve bu büyük sermayeyi bizim gençliğimizde çok uslu orada şirketler çok, çok hakimiyeti derdik. Girift ilişkiler. Onu temsil eden bir şey ve küreselleşme, kapitalizm, emperyalizm bunun genişlemesi hep bu çerçevede adım adım yol alan bir şey. Peki bütün bu süreçten, bu büyük resimden Türkiye nasıl etkilenecek gibi görünüyor? Şimdi mesela en son Rusya tuttu güney akımı iptal etti. Yani bunu mesela Avusturya, ya Bulgaristan üzerinden gidecekti. Avusturya merkez olacaktı. Macaristan dahil şimdi hepsi çok şikayetçi.
Avrupa Birliği de çok Rusya bağımlısı kalmak istemiyordu. Onun için de fazla da destek vermiyordu aslında bu projeye ama sonuç itibariyle Rusya tarafından bu iş iptal edilmiş oldu. Şimdi herkes diyor ki bu iş Türkiye'ye yarayacak. Bir, petrol tarafından, petrol fiyatlarının aşağı çekilmesi nedeniyle işte cari açığımızı falan müthiş olumlu etkileyecek diye bekliyoruz. Bir yandan da Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki bu enerji hatlarındaki bu kopuş Türkiye üzerinden yapılacak projeleri öne çıkaracak diye bekliyoruz. Ben ona inanmıyorum. Yani Rusya'nın şu anda o yeni çıkardığı projeyi Türkiye üzerinden gerçekleşebilir bir proje olarak görmüyorum. Yani bu Batı'yla oynadığı oyunun Putin'in bir parçası olarak verildi ve bizde de iyi lanse edildi. Halkla ilişkileri Enerji Bakanımızın çok kuvvetli. O yüzden sanki bir şey varmış gibi lanse edildi. Ama bunun ben imkanı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'nin çıkarı ya biraz da siyasetle ilgili bir şey. Türkiye çıkarının Batı'yla birlikte davranmakta olduğunu görüp bir an önce raya yeniden girmesi gerekiyor ki evet. Bölgedeki hem müteahhitlik açısından hem enerji açısından hakimiyetini sürdürebilsin. Evet. Ben Türkiye'de hükümetlerden bağımsız olarak bu trende yeniden girileceğini düşünüyorum. Evet. Bu şunun için önemli. Çünkü Türkiye'nin ve Batı'nın çıkarı zaten Orta Doğu'da olan Hüsnü Bey anlatır. Küreselleşmeye uyum, daha doğrusu Batı'nın entegrasyonla ilgili ve pazarı büyütmesiyle, küreselleşmeyi yaygınlaştırmasıyla ilgili olan bir şey. Evet. Bu çerçevede işte Suriye'de olan da, Libya'da olan da, bütün her tarafta olanlara bu çerçeveden bakmak bence akılcı olur. Yani gönül olarak baktığınız zaman bu kadar tek kutuplu bir dünya işte bilmem ne filan gibi benimseye yani zorumuza gidiyor olabilir ama real politik bunu gerektiriyor ve buraya gidiliyor. Yani Türkiye'nin çıkarı, Türkiye çok akıllı davrandı. Kuzey Irak'la olan anlaşmaları petrol ve doğalgazla ilgili ve kuyu bazında yaptığı anlaşmalar çok önemlidir. Hı. O şimdiye kadar yürüyemedi. Yürüyememesinin bence sebebi bu stratejik adımı iktidarın kendi adamlarına pay alma şeyi olarak görmesi bu bozdu biraz. Ve Batı ile çelişmesi de bozdu. Evet. Türkiye'nin çıkarı ve Batı'nın çıkarı Kuzey Irak, Irak'ın bütünü buradan gelecek enerji kaynaklarına aracılık etmektir. Artı Doğu Akdeniz gazı mutlaka ve mutlaka Türkiye'den gitmek zorundadır. Artı İran. İran sisteme entegre olduğu zaman yine oranın enerji kaynaklarının dünyaya açılacağı, Batı'ya açılacağı yerde yine Türkiye olacak. Evet. Türkiye'nin çıkarı bunu gerektiriyor. Eğer bu oyunu iyi oynarsak sadece transit geçiş ücreti almaktan çıkıp gerçekten bir hub yapabilirsek Türkiye'yi, Türkiye bundan çok karlı çıkar. Ama oyunu iyi oynayamazsak, aynı zamanda bölgesel oyunda çok önemli. Oyunu iyi oynayamazsak yine çırak çıkarız ve yılda 200 milyon dolarlık Bakü Ceyhan'dan aldığımız şey gibi, transit parası gibi çerezlerle yetinmek zorunda kalırız. Ama Türkiye'nin çıkarı burada. Allah'tan Batı'nın da çıkarı burada. Peki. Ve o yüzden daha olabilir gibi gözüküyor bana. Tamam. Bir yeniden aslında buna bir döneriz eğer şey olursa. Çünkü bu enerji meselesi gerçekten önemli. Karşılıklı bağımlılıklar da zaman zaman fırsat yaratıyor ama bazı riskleri de beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Ama bunun üzerine tekrar dönelim. Fakat ben şimdi biraz Sayın Mahalli'ye söz vermek istiyorum. Şöyle bir şeyi de söyleyerek, siz tabii gene çerçeveyi çizeceksiniz ama yani benim gördüğüm bu Arap Baharı sonrasında bu içinde bulunduğumuz coğrafya hiç iç açıcı değil ve bir türlü de bir yere doğru yani olumlu bir tarafa doğru evrilemedi gibi görünüyor. Şimdi buradaki aktörleri de iyi değerlendirmek gerekir gibi düşünüyorum ve Türkiye kamuoyu sanki bu aktörler konusunda hep tek taraflı besleniyor gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz, kimler var bu coğrafyada, Orta Doğu dediğimiz coğrafya içerisinde özellikle Türkiye açısından, Türk iş dünyası açısından da işi şekillendirecek gibi
o konumda olanlar bakımından nedir? Umarım hepsini kaç dakikada anlatacağım? 10 dakika. Vallahi 10 dakikanız var. Şimdi, daha sorularım da var ayrıca. Hayda sorular varmış. Şimdi beni bu arkadaşlar buraya çağırınca işte dediler ki bu inşaat malzemeleri falan toplantı var. Ben dedim ki ya benim inşaat malzemeleriyle işim yok. Geçenlerde evde tadilat falan yaptım. Aslında ondan önce olsaydım belki yani sizden bir şeyler alırdım falan diye espri de yaptım. İkincisi zaten ben yani çağırırsınız ben normal bir konuşmacı değilim. Ben vurdulu kırdılı bir konuşmacıyım. Böyle sakin falan konuşmam. Çünkü ben sıcak bir coğrafyadan geliyorum. Dolayısıyla klasik bir konuşma şeyi taraftarı değilim. İkincisi yani bana vereceksiniz işte diyor ya şimdi 10 dakikada bilmem neleri anlat. Yani 10 dakikada bırakın 10 saatte bile anlatılmaz bunlar. Gerçekçi olmak açısından. İşin tabii esprisi bu. Şimdi Arap Baharı falan dedi. Yani Arap Baharı başından beri ben Arap Baharı'ndan yaklaşık olarak işte 5 ay sonra bir kitap yazdım. Dedim ki Orta Doğu'da kanlı bahar. Yani bugün gelinen noktanın tümünü o kitapta yazdım. Bugün gelinen yani IŞİD dahil olmak üzere. Adı yoktu o zaman ama yani bu coğrafyanın bu hale geleceğini söyledim. Bakın bahardan tırnak içinde 5-6 ay sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu coğrafyadaki şöyle bir şey var. Bu coğrafya inanılmaz kaypak bir coğrafya. Neden kaypak? Çünkü iktidarların ağırlıklı olarak iradesi yok. İradesiz iktidarlarla biz konuştuğumuzda, yani devletler bağlamında konuştuğumuzda orta ve uzun vadeli iş yapamazsınız. Günlük iş yaparsınız. Yani somut somut gideceğim. Anlatmak mümkün değil tabii hepsini. Yani örneğin Muhammed Mursi Mısır'da Cumhurbaşkanı iken, işte AKP iktidarı Mursi'nin tavsiye ettiği iş alanlarında ve iş adamlarıyla ve iş şirketleriyle karşılıklı Türkiye'deki iş adamları yani AKP'ye yakın iş adamları ya da şirketleri Mısır'la acayip anlaşmalar imzaladı. Peki ne oldu bir yıl sonra? Bitti. Hepsi bitti. Yani bitmeyen de bitmek üzere. Bakın bir günlük yani bir günde darbe oldu. Mısır'da Mursi gitti, hapse atıldı. Bütün adamlar içeri alındı, şirket mirket hepsi dağıldı. Ve buradaki yani Türkiye'deki onlarla iş anlaşma yapanlar da aynı şekilde. Şimdi yalnız Mısır'la olmadı bu. Çünkü Mısır'a destek veren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkeler de Türkiye ile olan farklı boyutlarda bazıları iptal etti, bazıları düşünüyor, bazıları da iptal etmek durumunda kalır ve kalacaktır. Eğer bu siyasi süreç devam ederse. Bu tartışmasızdır. Yani burada şey de düşünülmüyor. Yani bu coğrafyada ya kardeşim tamam yani ben malzemeyi alacağım Türkiye'den 3 dolara da oradan alacağım 8 dolara falan diye öyle bir şey yok. Zaten siz de biliyorsunuz rakabet her tarafta vardır. Yani sizin satacağınız malzeme bir musluk 3 dolara 5 dolaraysa İspanya bunu işte yine aynı fiyatla oraya verebilir. İtalya verebilir ya da başkası verebilir. O zaman onlar siyasi bir kararla orayı tercih edecektir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu coğrafya böyle. Ha Türkiye şanslı bir ülke. Yani Irak-İran savaşında, Irak savaşında yani Amerikan sonrası işgalde Türkiye her zaman bu koşullardan yararlandı. Sovyetlerin dağılma sürecinde, Doğu Avrupa'nın dağılma sürecinde. Ben diyorum ki Allah burayı seviyor. Gerçekten yani ne kadar tırnak içinde bu coğrafyada kanlı çatışma olduysa ya da kanlı çatışmaya paralel olaylar yaşandıysa Türkiye bundan yararlanmıştır. Şu ya da bu şekilde yararlanmıştır. Şimdi o zaman soru şudur. Ya kardeşim biz kanla bir beslenen bir coğrafyada mı musluktan para kazanacağız ya da işte biz çividen ya da bilmem neden. Ya da barış olan bir coğrafyadan kazanalım ve içimize sindirelim. İşte mesele burada. Yani biraz insani düşünmek. Tabii ki siz şirketsiniz, iş adamısınız, paranızı düşüneceksiniz, yatırım yapmışsınız, işte planlama yapıyorsunuz. Ya ben satacağım malımı. Bana ne kardeşim insan birbirini boğazlasın, bana ne? Ben malımı satarım. Ben böyle bakmıyorum. İşte demin Mısır örneğini verdiğim gibi. Bakın Sarkozy, Libya bombalandığında, o zaman Mahmut Cibril, yani geçici başbakandı. O da zaten Fransa mezunuydu, Mahmut Cibril. Fransa'da Sarkozy ile toplantı yaptı. Sarkozy dedi ki, tamam kardeşim biz Kaddafi'yi göndeririz. Hiç merak etme. Ama tek şartla, savaş sürecinde bombalanacak ve yıkılacak her tarafın %30'unun
İmarını bize vereceksiniz yani Fransız şirketlerine. O da kabul etti. Bunlar anlaşma yani bunlar böyle şey anlatmıyorum size. Yani belgeleriyle yayınlanan şeyler. Ve kabul etti. Ve nitekim de Birleşmiş Milletler kararı daha çıkar çıkmaz Fransız uçakları Libya'yı bombalamaya başladı. Hemen apar topar toparlanan İtalyan şirketleri baskı yaptılar Berlusconi'ye. O zaman da işte fıstık kızlarla çapkınlık yapıyordu adada. Telefon ettiler ya dediler durun ya işte şey, işim gücüm var seninle uğraşamam filan dedi şirketlere. Yapın yapın filan dedi. İşte onda gittiler bombaladılar. Şimdi böyle bir süreçte bugün Libya'nın geldiği duruma bakın. Şimdi düşünün Kaddafi dönemindeki yani ben o dönemi çok iyi yaşadım. Çünkü o dönemde ben Libya elçiliğinde basın danışmanlığı da yapıyordum. 77'den itibaren ama ben 80'den itibaren söylüyorum. 88'e kadar dönemde orada iş yapan şirketler bilir. Yani ihaleye girmeden Kaddafi iş veriyordu. Yani Enkasından, Totur'unda, Doğuş'undan da, Setafas'ından da isim vermeye gerek yok. Bütün şirketler, büyük şirketler bence Libya'da zengin olmuştur. Bakın Enkas'ını da söylüyorum, Doğuş'u da, Setafas'ını da, Cevahir'i de isimler hepsini bilenler bilir. Çünkü hepsini de tanıyorum. Hepsi orada zengin olmuştur. Hepsi orada birikim kazanmıştır. E peki bugün orada barış içinde kazanılan bir para varken şimdi kan içinde kazanılacak bir para var. Çünkü şu anda Libya'da 250 bin kişi silahlı birbirini boğazlıyor. Bakın 250 bin silahlı adam birbirini boğazlıyor. Libya'nın nüfusu zaten 5,5 milyon. Aşiretler birbirine girmiş, İslamcılar birbirine girmiş, laikçiler birbirine girmiş. Herkes herkesi boğazlıyor. Niçin? Niçin? Hadi Suriye'de Alevi dediniz tamam, orada Şii dediniz tamam, orada IŞİD dediniz tamam, orada bilmem ne dediniz tamam. Libya'da arkadaşlar bir tane Kürt yok, bir tane Şii yok, bir tane Alevi yok, bir tane Hristiyan yok, bir tane Dürzi yok, bir tane Ezidi yok. Bir tane, bakın bir tane. Hepsi %100 Sünni ve hepsi birbirini boğazlıyor. Niye? İşte uluslararası, işte demin Erdoğan arkadaş söyledi ya, işte emperyalizmin, kapitalizmin, işte bildiğimiz kavramlar var ya, işte böyle bir oyun, bu coğrafya böyle bir şey. Şimdi petrol, bir şeyle kısa bir şekilde konuştular. Petrolün fiyatının düşürülmesinin bir tek nedeni var. Suudi Arabistan batıya gitti dedi ki Amerikalılara, ya kardeşim ben sizin emrinizdeyim, ne isterseniz yaparım. Al petrol de bile düşürürüm, yeter ki siz baskı yapın Rusya'ya, Esad'a verdiği destekten vazgeçsin. Çünkü bundan 4 ay, 5 ay, 6 ay önce Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı 2 kez gitti. Putin'le görüştü. Arşive girerseniz görürsünüz. Yani tıklayın, Google'da, Google amcada sorun. İstihbaratı, Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Putin görüşmesi. Bakın orada 2 sefer gitti. Yani bir istihbarat başkanı, Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Putin'le görüşüyor Soçi'de. Ve adama diyor ki, ya kardeşim al sana 30 milyar dolar nakit. Yeter ki şu Esad'a verdiğin destekten vazgeç. Bunlar yazıldı. O da hayır dedi. Bu bizim prensip meselesi. Bir daha gitti. Fiyatı yükseltti. 30 değil de 50 verelim dedi. Hayır dedi. Bakın oyun şimdi böyle oynanıyor. Fiyatı düşürürüz dediler. Suudi Arabistan düşürüyor. OPEC'a rağmen. Siyasi bir karardır. Asla ekonomik falan değil. Yani sonuçta bir ülke kendi gelirinin düşmesini ister mi? Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri mırın kırın ediyor. O diğer 5 ülke, Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan hayır susun diyor. Hepsi oturuyor. Bu fiyatın düşmesinden dolayı Avrupa Birliği ülkelerinin yıllık karı 160 milyar dolar. Fiyatın düşmesinden dolayı. Yıllık. Amerika'nın 40-45 milyar dolar civarında. Siyasi böyle bir şey. Şimdi Suriye'ye çok hızlı yani çünkü konuşacak çok şey var. Ben aklıma geldikçe başka yere atlıyorum böyle. Suriye'de düşünün. Yani 2010 Mart'ına Nisan'a kadar Esad'la Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız yani can ciğerdi hepiniz biliyorsunuz. Bunları konuşmanın bir anlamı yok artık. Ve o zaman da yani düşünün 2008'de ben o sürecin tümünü biliyorum çünkü detaylarıyla biliyorum. Devlet sırlarıyla da biliyorum. İşte 290-300 milyon civarındaydı ticaret hacmi. Yani 2-2,5 yıl içinde 2.2 milyar dolara çıktı. Ve inanılmaz bir açılım vardı. Yani bütün şirketler Antep'ten, Adana'dan, Urfa'dan, buradan, İstanbul'dan, Konya'dan yani giden böyle işini gücünü bırakıp Halep'e giden anlaşmayla dönüyordu.
Binlerce şirket, binlerce ortaklık, binlerce demezsem yüzlerce ortaklıklar kuruldu. Ama dostça kuruldu. Çünkü o 900 kilometrelik sınır içinde Türkler Türklerle, Türkmenler Türkmenlerle, Kürtler Kürtlerle, Araplar Araplarla, Aleviler Alevilerle, Sünniler Sünnileriyle akrabaydı. Bakın akraba. Ama ne oldu? İlahi bir güç, siyaset dediğimiz ilahi bir güç, işte görüyorsunuz her taraf kan. Irak da farklı değil. Irak asla Irak olmayacaktır. Bakın Irak asla, şimdi bir perspektif çizeyim size. Asla Irak olmayacaktır. Irak mutlaka parçalanacaktır. Şu ya da bu biçim, parçalama şekli nedir? Çok önemli değil bu saatten sonra. Ama asla mutlaka parçalanacaktır. Ha, Kürt devleti mutlaka kurulacaktır. Bak iyi mi kötü mü tartışmıyorum. Zamanımız olsa onu da tartışırız. İyi midir, kötü müdür? Kürt kardeşlerimiz de devlet olsun deriz. Ya da hayır diyebiliriz. O ayrı bir hikaye. Ben hatta tarih veriyorum. Sevir. Yani 2020'de bu konu hepimizin önüne gelecektir. Şunun şurasında 6 yıl kaldı. Suriye'de mutlaka istediğiniz kadar artık Suriye'de Suriye bildiğimiz klasik devlet olarak olmayacaktır. Kürt kardeşlerimiz orada en basitinden bir özerklik, en basitinden söylüyorum özerklik olacaktır. O özerklik mutlaka Türkiye'yi etkileyecektir. Bakın Kobani tartışmalarını hep beraber yaşıyoruz. Şimdi Suriye'de 500 bin ev yıkıldı ve bina. 500 bin. 500 bin. 500 bin musluk satacaksınız oraya. 5 milyon çivi satacaksınız oraya. 5 milyon menteşe satacaksınız. 5 bin kapı. Atıyorum. 500 bin pardon. Bu iyi bir şey mi? Yani ben içime sindiremem. O evlerin içinde kan var çünkü. O evlerin içinde 2 milyon insan öldü. İşte 200 bin insan öldü. Irak'ta da aynı şey fark etmez. Bakın yalnız Kobani'de görüntüleri görmüşsünüzdür. Yani Kobani küçücük bir kasaba. İşte nüfusu 300 bin civarında yaklaşık olarak. Köyleriyle beraber tabii. Merkez Kobani yaklaşık olarak 80 bin civarında. İşte buraya 200 bin kişi kaçtı biliyorsunuz. Evet. Şimdi görüntüleri görüyorsunuz. Kobani'den gelen. Kobani diye bir şey kalmadı. Bütün evler yıkıldı. Bütün evler. Dün CNN'de bir meslektaşımız oradan dönmüştü. Amerikan CNN'de vardı. Tasadüfen gördüm. Her taraf yıkılmış. Her taraf. Şimdi düşünün Urfa'dan, işte Mürşitpınar'dan, Viranşehir'den, işte sizin gibi üretici olan arkadaşlarımız oraya malzeme satacak. O arkadaşların istediği bir durum mu bu? Yani Kobani'de yıkılsın, ben de gideyim satayım para kazan. Onların istediği bir durum mu? Hayır. Elbette hayır. Elbette hayır. Ama bölgesel uluslararası dengeler bizim önümüzde ahabınları koyuyor işte. Ne olur diyorsunuz bu Esad'ın konumu mesela nereye doğru gidebilir? Esad asla devrilmez. Evet böyle sorular sorarsanız kısa kısa cevap vereceğim. Esad asla devrilmez. 3 yıl, 3,5 yıl önce de ben bunu söyledim. Yazdım da, evet, televizyonlarda da söyledim. Televizyonda da söylediğim için bana kızdılar, yasakladılar. Yani bugün hiçbir televizyonda beni konuşturmuyorlar. Ha bundan dolayı. Yani bu konuşmalarımda bir anormallik varsa siz bana deyin ki ya kardeşim anormal konuşuyorsun. Ha bunları söylediğim için. Yapma diyorum. Yazık günah bu coğrafya bizim ya. Yani ben Iraklı, Kürt olsun, Arap olsun, Acem olsun, bilmem ne olsun, Suriye'de Alevi olsun. Bana ne ya? Bana ne? Ben onunla dostça, kardeşçe yaşıyorsam ben ilgilendirmez. Yani Esad iktidarı dost olduğu dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı ile ve AKP yönetimiyle ve hepsiyle birlikte ailece, çoluk, çocuk dost olduğu dönemde Alevi değil miydi? Ben anlamadım ki ben bunu. Ama ilahi bir güç, ben ona öyle diyorum, ilahi bir güç geldi işte diyor ki. Şimdi bakın petrol fiyatı düşüyor değil mi? Yani düşürülüyor. Peki Batı bize sattığı silahlarda, yani bize deyince Suudi Arabistan'a işte Körfez ülkelerine durmadan silah satıyor. Silahı da ne yapıyorlar onu da anlamış değilim ha. Hayatta silah kullanmadı Suudi Arabistan. Ben bir ara hesaplamıştım 1950'den, yani 60 yıllık bir dönemde Suudi Arabistan yaklaşık olarak ve Körfez ülkeleriyle birlikte Batı'dan 1 trilyon dolar silah almış. 1 trilyon dolar silah ve hiçbir savaşa girmedi bu ülkeler. Yani büyük ihtimalle o çölde gömüyorlar bunları. Düşünebiliyor musunuz ya? 1 trilyon dolar. Yapılan farklı hesaplarda Suudi Arabistan'ın devlet ve kişi olarak kurum, kişi, prens ve devlet olarak Amerikan hazinesinde, Amerikan bankalarında, Amerikan
finans kurumlarında 3 trilyon doları var. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar resmi rakamlar bunlar, böyle hani palavra atmıyorum. Yani biz, ben, Hüsnü, Erdal, Ahmet, Mehmet 3 trilyon dolara karşı savaşıyoruz. Söylenmemiz itibariyle, bir doğruları söyleme itibariyle. Bugün dünyada yeşil sermaye, tırnak içinde, bunu kötü anlamda ya da iyi anlamda söylemiyorum, matematiksel olarak kullanıyorum. 720 tane kurum var, finans kurumu dünyada. 720. Bunların da toplam parası 2 trilyon dolar. Yani iş böyle yapılıyor. Yani biz bir yerde siz üreticiler, satıcılar bir şeyi yaparken bu coğrafyaya dönmek aslında maalesef böyle bir rezillik var burada. Kimse kendi iradesiyle bir şey yapmıyor, yaptırmıyorlar. Yani Amerikalılar koalisyon kurdu, değil mi? IŞİD'i yok edeceğiz. Şimdi düşünün, bitiriyorum sohbet açısından. Kobani kuşatıldı IŞİD tarafından 2 ay önce. IŞİD, Kobani kuşatan IŞİD yaklaşık olarak 2000 kişi. Ben o bölgenin insanı olduğum için matematiksel olarak biliyorum, köylerin hepsini de biliyorum. Orada da IŞİD'in 15 tane tankı var. Yani Kobani'yi kuşatan. Koskoca koalisyon, düşünebiliyor musunuz? Koskoca Amerikan koalisyonu, yanında kaç ülke var? 60. 60. O 15 tankı yok edemiyor. Ya hangi salak buna inanır? Ne kadar bizi salak yerine koyuyorlar, düşünebiliyor musunuz? Bizi aptal yerine koyuyorlar. 2 ay içinde bizimle dalga geçiyorlar. Bizim diyorlar ki, siz seyredin, bakın biz sizinle dalga geçiyoruz. Al kardeşim, 12 tank orada duruyor. Ya Saddam'ı mağaradan çıkardılar. 12 tankı yok edemiyorlar. Ne zamana kadar? Ben de Hakan... Tabii lütfen. Ne evet. zamana kadar Kobani? Mesela Kobani ben de aynı... Siz bitmeyecek. De, siz de aynı düşünceleriniz. Hayır, şimdi bakın, genç olan arkadaşlar. Diyeceksiniz Hüsnü Hoca, bugünün tarihini yazın. Biz IŞİD, adı değişebilir, çok önemli. 30 yıl konuşacağız. IŞİD'i. Evet. Peki IŞİD... Evet. Hiç fark etmez, yani adı IŞİD olur. Ama IŞİD... Bakın, Kaide'yi biz ne kadar konuştuk? Kaide 1980'li yıllarda kuruldu. Kaide Üsama Bin Laden 11 Mayıs 2011'de vuruldu. İşte biliyorsunuz Pakistan'da. Yani 30 yıl. 30 yıl sonra biz şimdi IŞİD'i konuşuyoruz. 30 yıl sürecek. Neden? Çünkü bu bölgede, bu coğrafyanın tümünde siyasal iktidarların ömrü ilahi güç tarafından belirlendiği için, şöyle Batı bu taraf mı, bu taraftan, hepsi 30 yıl iktidarda kaldı. İran Şahı 30 yıl, Saddam 30 yıl, Hafız Esad 30 yıl, Bin Ali 30 yıl, Mübarek 30 yıl, Yemen'deki Ali Abdullah Salih 30 yıl. İşte bazı 31, bazı 29 çok önemli değil. Kaddafi biraz şaştı 42 yıl. Çünkü ilk 10 yılı şeydi, anti-emperyalist onu. Ama Adnan Menderes rahmetli 10 yıl. Tayyip Bey 30 yıl oldu. Tayyip Bey 12 geçti, 18 yılı vardı. Peki bu IŞİD yani şöyle mi diye düşünüyorsunuz? Yani tamamen bir Amerikan, hatta bazı iddialar var ki İsrail icadıdır. Bunun dışında da bir şey değildir. İstendiği anda yok olur, istendiği anda da böyle devam eder. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet, ama bana bir detayı var. Yani ben de bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Tabii. Ya şimdi bakın, IŞİD durduk yere öyle çıkmadı. Yani siz ya işte bu Alevi Esad kafirdir, zalimdir, Alevilik küfürdür, Şiiler katli vaciptir gibi yüzlerce fetva verirseniz, fetva bakın fetva, din adamları arasından veriliyor çünkü bunlar, siz dolayısıyla tırnak içinde radikal sünnileri beslersiniz ve onları provoke edersiniz. Bu coğrafyada provoke edilmeye hazır, IŞİD gibi düşünen, IŞİD'e sempati duyan, felsefi olarak söylüyorum. Ve potansiyel IŞİD'çi, bakın, potansiyel IŞİD'çi İslam aleminde en az 100 milyon insan var. Bakın net söylüyorum bunu. Bunun nedeni kim? Suudi Arabistan'dır. Çünkü Suudi Arabistan Vahabi mezhebi olduğu günden itibaren böyle bir kuşak ya da kuşaklar yaratmak için elinden gelen her şeyi yaptı.
Yani onları saatlerce anlatır. Rabıta denilen şey bunun bir çok küçük bir parçasıdır. Çok küçük bir parçasıdır. Dünyada ne kadar İslami hareket varsa, bakın dünyada ne kadar İslami hareket varsa, radikalleştirilmişse, notar taktikli olarak size söylüyorum, mutlaka Suudi Arabistan ve CIA bağlantısı vardır. Mutlaka. Örnek vereceğim, Bosna. Yani gariban Bosnalılar ne güzel, onurlu bir şekilde mi diyor? Çeçenler. Harika, Cevher Dudayev rahmetli zamanında. Hepsi çözülmüştü. Ruslar onlara hak bile verilmişti. Yani neredeyse bağımsız oluyorlardı. O Hattab diye bir adam vardı, Ürdünlü. Suudi Arabistan parasıyla CIA'yı gönderdi ona. Radikalleştirdiler Çeçen halkının onurlu mücadelesini. Bak ne oldu. Ve buna benzer bir sürü şey. Yani oralara evet. Girmeyeceğim. Peki bir Erdal Bey'in de alalım IŞİD'le ilgili ben tahminini. Daha... Sonra Irak'la devam edelim biraz. Yani, bundan sonra kısa kısa konuşacağım. Soru cevap. Tamam. Üzlü Bey içeriden bakıyor. Ben ekonomik temelli olarak bakmaya çalıştığım zaman gördüğüm şu açıkçası. IŞİD sorunu bir şekilde çözülecek. Yani başka biçimlerde bölgede bu tür hareketler devam edecek. Ama ben Kobani olayının da en azından belirli bir çözüme eşiğine gelmesinde Amerika'nın Türkiye'yi IŞİD'e karşı savaşa çekmesiyle birlikte Kobani olaylarının gündemimizden çıkacağını düşünüyorum. Hmm. Çünkü Batı'yla, Batı'nın istediği, Amerika'nın istediği sadece havaalanları kullanımı değil. Aynı zamanda gerekirse nokta harekette Türk askerinin bile kullanılması. Ve bunun için zorlayacaklar ve Türkiye eninde sonunda bu yola girecek gibi gözüküyor. Bunun içeride toplumsal olarak işte bütün bu sayılan etnik ve dini grupların içerideki yansımasıyla çatışmayı içeriye yansıtır mı? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Bunu da çok büyük göz ardı etmememiz gerektiğini peki, düşünüyorum. Esad'la ilgili ne düşünüyorsun? Yani Bence de Esad kalacak. Esad'ın küçülerek kalması bence yine Suudi Arabistan dahil herkesin işine geliyor. Ama bölgeye ilişkin yeni dizaynda Suudi Arabistan ne kadar dirense de Şiilerin ağırlığıyla ve Şiilerle Batı'nın ortak çalışmasının olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki Irak'ta parçalanma var diye düşünüyorsunuz. Yani üç vakte kadar mı? Ne öngörüyorsunuz bir orada? Bir kahve söyler misiniz arkadaşlar? Evet. Bir kahve falan ben çok iyi bakarım. Bittikten yok, kahve... sonra orada çıkınca bakalım. Şimdi işin esprisi o. Şimdi bakın Erdal arkadaşın söylediği bir şey eklemek istiyorum. Bir kısa Kobani olayının aslında özünde şu var. Uluslararası toplumun tırnak içinde ABD'nin PKK'yı tanıma olayı vardır. Başka bir şey yok. Çünkü Kobani meselesinden dolayı Amerikalılar PYD ile masaya oturdu. PYD biliyorsunuz Suriye'deki PKK'nın Suriye kolu. Masaya oturdu, bitti, tanındı. Yani bugün uluslararası toplum, siyaset anlamında söylüyorum, PYD'yi dolayısıyla PKK'yı yüceltiyor. IŞİD'e karşı kahramanca savaşan Kürt mücahitler, Kürt devrimciler, Kürt filan neyse. Kobani bu. İkincisi, hey Türkiye, kusura bakma ağır laflar söylemek istemiyorum ama bak biz ne desek o olacak. Yani Kuzey Irak'taki peşmerge elini kolunu sallayacak. Geçerken de buradaki Kürt kardeşlerimiz onları alkışlayacak. Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları sallanacak. Ve oradaki mesafeyi gelecekler. Kobani'ye gireceksen ve sen sesini çıkaramayacaksın. Siyaset böyledir. Önce hayır dedin, değil mi? Hatırlıyorsunuz Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı'nın. Hayır, vallahi olmaz. PKK teröristtir, PYD teröristtir, peşmerge bilmem filan dedi mi demedi mi? Üç gün sonra Obama telefon edince mırın kırın bir baktık. Allah, o adamlar sallana geldiler, girdiler içeriye. Dün de ikinci grup geldi biliyorsunuz, girdi. Kobani olayı bu. Onlar şeyden olmadı mı? Amerikan tezleriyle Türk tezlerinin, Türkiye'nin tezlerinin yakınlaşmasından olmadı mı? Ne tezmez yok burada. İlahi güç Obama. Öyle tezmez yok. Adamlar dinlemiyorlar. Büyük akıl.
Öyle yok yani ben bir boz mu artık o büyük oturan boğa mı ne derseniz diye. Gerçi oturacak boğa gibi dedi gözükmüyor. Obama zayıf benim gibi çöp gibi adam. Ancak neyse espri yapacaktım ama vazgeçtim. Şimdi. Irak'a gelelim mi isterseniz? Irak'a evet, birazcık. Şimdi bakın. Ne olabilir? Oraya bir cümleyi, onu da bir cümleyi de anlatayım. Hafızayı, Osmanlı'da benim çok sevdiğim bir şeydir bu. Hafızayı beşer nisyanıyla malul. Temmuz diye yanlış hatırlamıyorsam 1991. Çekiçkuç buraya geldiğinde, yani Kürtleri korumak için, Kuzey Irak'ta 36. paralelin kuzeyindeki Kürtleri korumak için rahmetli Özal o zaman George Bush'u aradı ve dedi ki abi yahu gel bu Kürtleri koru. Tamam o da dedi ki ya tamam sana gönderiyorum 70 tane uçak işte onlar seni koruyacak yani Kürtleri. Onun üzerine de hatırlayan vardır mutlaka. Sayın Özal, rahmetli Özal, Necip Torumtay'ı Genelkurmay Başkanı'na dedi ki git Kuzey Irak'ı al. Neden? Çünkü Barzani ve Talabani ile konuşmuştu. Barzani ve Talabani dediler ki, onlar bana da söylediler bu lafı, ayrıca bunu da söyleyeyim. Yani Türk ordusu girse bu bölgeye biz Türk bayrağını çekeriz. Ama Torumtay gitmedi. Çünkü NATO ordusudur Türk ordusu. Hareket NATO'dan emir gelmediği sürece gitmedi. O hikayeye girmeyeceğim. Sonra işte görevden istifa etti. Ama Çekiçkuç geldi. Şimdi Çekiçkuç geldiğinde bakın rahmetli Erbakan, rahmetli Ecevit ve Demirel, Allah uzun ömürler versin, şunu söylediler, arşivde duruyor. Bu bir emperyalist işgal gücüdür. Bu bilmem nedir, bu bilmem nedir. Böyle acayip Çekiçkuç'la ilgili lafları var. Daha sonra çünkü Çekiçkuç 3 aylığına geldi. Tezkere 3 aylıktı. Daha sonra bunlar hepsi hükümet oldu. Ecevit'te, Demirel'de, Erbakan'da. Hepsi de Çekiçkuç'u uzattı. Ne zamana kadar? Irak işgal edilinceye kadar. Irak işgal edildi. Temmuz 2003'te Çekiçkuç elini salladı, gitti. Bakın bu ne kadar önemli. Hafızayı beşer işte ha budur. Çok gerilere gitmeyeceğim, yakın zamanı söyleyeceğim. 3 ay önce bütün dünya, bakın bütün dünya IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kız ve kadınlara tecavüz ettiği, kaçırdığı, köle olarak sattığını yazdık mı yazmadık mı? Konuştuk mu konuşmadık mı? Televizyonda gördük mü görmedik mi? Bugün Allah aşkına hanginiz hatırlıyor? Hanginiz aklının ucundan yahu bugün Ezidi kızlar kaç sefer tecavüz edildi? Var mı düşünen aranızda? Şu anda tecavüz ediliyor. 4000 tane Ezidi kız. Ne oldu? Onun için Irak böyle olacak. Hiç merak etmeyin. Yani Irak'ın Ezidilerinde de, Tel Afer'deki Türkmen kızlarımıza da, Musul'daki Şii kızlarımıza da, işte Rakka'daki kızlarımıza da, Kobane'deki kızlarımıza hiç fark etmez. Ve hepimize tecavüz edilecek. Hiç öyle yanlış anlamayın hepimize. Zaten ediliyor. Ya Irak 40 yıldır savaş var. 40 yıldır savaşan bir ülkeden ne bekliyorsunuz ki? Yani 40 yıldır bomba sesi duyan, 80'den itibaren, 80-88 Irak-İran savaşı, 90-91 Kuveyt savaşı, oradan çıktı kuşatma, oradan çıktı işgal, iç savaşları söylemiyorum. Yani Kürtlerin ayaklanmasını ona anlatmıyorum zaten. Onun için Irak, sorunuzu bir kelimeyle, evet, bugün mü yarın mı teknik anlamda nasıl bölünür o beni çok ilgilendirmez ama bugün Irak fiilen bölünmüştür. Sünniler, Şiiler ve Kürtler. Bitmiştir iş arkadaşlar. Bitmiştir. Biraz tabii yani oradaki istikrar açısından da son derece önemli yani bütün bu çizdiğiniz çerçeve. Çünkü bizim şu anda ikinci büyük ticaret ortağımız. İlk, daha önce de böyleydi. İkinci bizim ticaret ortağımızdı. Tabii. Ondan sonra 1. Amerikan Harekatı sırasında oradaki ticari ilişkiler sıfırlandı. Ama 2. harekattan sonra o ticaret tekrar canlandı. Gene bizim 2. ticaret ortağımız durumunda. Ama 1. Sayın Başbakan'ın, o zaman Başbakan'ın 2009 Haziran'da, ben de vardım Bağdat'ta. 1. Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulduğu ülke Irak'tır. 8 Evet, Haziran neyse, evet, evet. 2009'da düşünün 52 anlaşma imzalanmıştır Irak'ta. Bugün nerede o anlaşmalar? Bir yıl sonra 1 Aralık 2010'da aynı 52 anlaşma yine Şam'da Esad'la imzalandı.
o 48 ülke anlaşmaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Aralık'ta buraya gelindi hemen bir 15-20 gün sonra. Ortak Bakanlar Kurulu toplandı Ankara'da. Ne oldu onlar? Ne oldu? Ne oldu ya Allah aşkına ne oldu? Ama bu coğrafya çok hareketli bir coğrafya. Öyle onun için ben de hareketliyim oturamıyorum. Eyvallah. Burada. Ama bir... Peki. Çok doğru, çok da güzel bilgiler paylaştınız. Ama sonuç itibariyle benim şuna da bir kafamda doğrusu cevap arıyorum. Amerika'nın bölgeyle ilgisi, hani Suudi Arabistan tarafından da bir parça baktınız ama bölgeyle ilgisi petrol olayının dışında bir yere mi artık tamamen çıktı? Yoksa yine petrol enerji güvenliği meseleleriyle bağlantılı olarak mı devam ediyor? Yani bütün bu eğer IŞİD olayı Amerika'nın icadı bir işse bütün buraları niye bu kadar karıştırıyoruz biz diyelim. Neden karıştırıyor Amerika? İki tane neden daha var. Çok basit iki neden var. Yalta Konferansı imzalandığında Şubat 1945'te dönemin Amerikan Başkanı Roosevelt dönüyordu ülkesine. Kızıldeniz tarafından döndü. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz ile buluştu 13 Şubat çok affedersiniz 1945. Bir gün önce de Mısır Kralı Faruk'la buluştu. Suudi Arabistan Kralı'na şunu söyledi. Anlaşma şöyleydi. Çünkü o bölge biliyorsunuz önce İngiliz uşaklığını yapıyordu. Amerikalılar devraldı bu işi 45'ten sonra. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Anlaşma şuydu. Ya kardeşim artık sen benim kölemsin. İngilizler bıraktı seni, boşadı. Sen benim kölemsin. Ha bir. İkinci köle olarak ben sana ne dersem onu yapacaksın. O dedi emrin olur abi ne demek. Ne istiyorsun? Dedi ki sen, bakın sen İslam'ı İslamlıktan çıkaracaksın. Senin görevin bu. İslam'ı İslamlıktan çıkaracaksın. İşte geldiğimiz nokta bu bakın. 45, 2015. Peki bunun bir, ben gene bir ekonomik tarafını aramaya çalışıyorum. Geleceğim şimdi oraya, evet çok önemli. İkinci şey nedir peki? 45, 2 yıl sonra İsrail Devleti kuruldu. Bakın iki yıl sonra. Dedi ki sesini çıkartmayacaksınız. Hem Mısır Kralı'na hem Suudi Arabistan'a. İki önemli ülke çünkü bunlar. O zaman, bakın o zaman bu tarihte hiçbir Arap ülkesi bağımsız değildi. Suriye 46, Lübnan 46, Körfez ülkeleri bugün hava basan, petrolle bilmem terlikle gelip bizi sizi satın almaya kalkışan, terlikle dolaşanlar 70'te bağımsız oldular. Hepsi. 70'te ya 1970'te Katar bilmem Bahreyn ülke değildi bunlar. Öbür ülkeler Afrika'daki dostlarımız 56, 57, 60'ta bağımsız oldular hepsi. Yani biz neyi konuşuyoruz? Onun için şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye Devleti'nin, Türk Cumhuriyeti'nin bütün eksi artıları Türk Cumhuriyeti'nin yani Atatürk Cumhuriyeti'nin 1919-1923 Kurtuluş Savaşı felsefesinin bu coğrafyada ne kadar değerli bir şey olduğunu siz içeride bilmiyorsunuz ama dışarıdan bakıldığında aydınlar açısından ne kadar önemli olduğu bugün anlaşılıyor. Bugün. Çünkü Arap Baharı denilen rezalet, bakın Arap Baharı denilen rezalet nerede yapıldı? Tunus'ta, sırayla gidiyorum, Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Yemen'de. Bunlar hepsi cumhuriyet. Cumhuriyet bunlar. Öbür ülkelerde pislik, aşağılık, ahlaksız, dünyanın en rezil körfez ülkelerinde niye Arap Baharı olmadı? Çünkü o beş tane demin saydığım cumhuriyet, bütün eksi ve artılarına rağmen, liderlerini de sayın saymayın, çok ilgilendirmez beni, ama entelektüel aydınlarının tümünde Türk Kurtuluş Savaşı'nın mantığı vardır. O nasıl ki Türkiye'de bugün tartışıyoruz Atatürk gitti mi gitmedi, cumhuriyet yok oldu mu olmadı mı, laiklik gitti mi gitmedi tartışması burada varsa aslında bölgede de yok edilmek isteniyor. Türk Cumhuriyeti'nin bu coğrafyada ilk Kurtuluş Savaşı'nın felsefesinin yok edilmesi. Burada ekonomi elbette önemli yanıt vermek için. Ama demin de anlattım. Ya ekonomiyi işte değil mi sayıyorum size. Ya adam Suudi Arabistanların Suudi Arabistan'da 3 trilyon affedersiniz Amerikan
bankalarında, hazinelerinde, evraklarında, bilmem hisse senetlerinde 3 trilyon doları var. Ve daha enteresan acısını anlatacağım şimdi size. Faiz almıyorlar. Neymiş efendim, günah. Fetva vermiyor baş müftü. 3 trilyonun yıllık faizi kaç paradır? Hesaplasın burada birisi. Nereye gidiyor bu para? Nereye? Yanıtını siz bulun. Yani onun için ekonomik boyutunu burada tabii ki haklısınız, %100 haklısınız. Yani tabii ki siz planlama yapıyorsunuz, ya üreticisiniz, şirketlersiniz, ya ben gideceğim de Suriye'de. İşte şimdi barış oldu, Suriye'ye gideceksiniz. Orada doğal olarak, haklı olarak küçük mal üretmişsin ve senin malın kaliteli. Ama daha önemli bir şey var. Bakın, daha önemli bir şey. Sen coğrafi olarak yakınsın. Ama daha önemli bir şey var. O toplum seni seviyor idi. Yani 3 yıl öncesine kadar. Tapıyordu Türkiye'ye. Tapıyordu. Türk gelsin, başka bir şey gelmez. E hadi bugün bir Türk şirketi gitsin bakayım. Hadi. Hadi gitsin. Hadi Mısır'a gitsin. Hadi Suudi Arabistan'a gitsin. Hadi başka yere gitsin. Hadi. Yani işte acı olan da bu. Demin dışarıda arkadaşlarla konuşuyorum. Ben Kürşet Tüzmen'le kulaklarını çınlatalım. Ona da sağlık diliyorum. Neler yapıyorduk ya? Yani neler, o kadar insani ilişkiler, o kadar değerli ilişkiler, o kadar, yani Türkiye'nin bütün bu son açılımlarının bence mimarı Kürşet Tüzmen'dir. Kesinlikle. Ama nereden nereye bak, neler yapıyorsunuz? Arkadaş da bilir yani, bu işin içinde olduğu için direkt. Ama siz yapıyorsunuz bir siyasi kararla hepsi bitiyor. Her şey bitiyor. Ben biliyorum, hiç şey yapmayın. Kimse kimseyi de kandırmasın. Bugün Türkiye'de IŞİD'e mal satan arkadaşlar var. Evet. IŞİD'e bakın direkt. Ticaret şunu dinlemez. Ticaret diyor bana ne ya? Vallahi ticaret diyor bana ne? Jeep satıyor. Öyle şeyler, o Toyota şeyler var ya, pick-up'lar satıyor. Çimento satıyor. Ahşap satıyor yani, işte neyse, kerest, demerest, onları tanımları çok önemli değil. Yani malzeme satıyor. Bana ne diyor ya? O satılan pikapların üstüne makineli tüfekleri koyuyor. Doşkaları yerleştiriyorlar, vidalıyorlar. Ve geliyorlar benim Kobani'de, Rakka'da, Ahmet'te, Musul'da bilmem ne insanlarımı öldürüyor. Benim söyleyecek başka bir şey yok. Yani gerçekten söyleyecek bir şey yok. Evet, peki. Şimdi bu Suudi Arabistan ilişkileri, hani Roosevelt'in ziyareti vesairesi bana şunu hatırlattı. Dolar da petrodolar olurken aslında benzer bir süreç yaşanmıştı. Ne oldu? Altına dayalı olarak gidiyordu. 78 yılında Suudi Arabistan'a bir teklif getirdiler. Dediler ki siz artık bundan sonra petrolünüzü dolarla satın. O dolarları da getirin bizim mali piyasalara koyun. O mali piyasalarda gelen dolarları da biz alalım, kalkınmakta olan ülkelere verelim. Kalkınmakta olan ülkeler de gelsinler sizden petrol alsınlar. Böyle bir anlamda bir sistem kurulmuş oldu ve bugüne kadar geldi bu. Hala da aslında devam ediyor. Şimdi bütün bunları söyleyince şimdi Kaddafi tamam 42 yıl kaldı iktidarda ama bir yandan da biraz vaktinden önce de gitmiş oldu. Nasıl vaktinden önce gitmiş oldu? Şimdi Afrika Birliği Başkanı kendisini seçtirdikten sonra biraz böyle petrolle ilgili ticarette altına bağlayalım, altınla ödeyelim falan gibi laflar etmeye başladı. Bunu eden başka iki kişi daha vardı. Biri hatırlıyorsunuz, biri Saddam Hüseyin'di. Euro ile falan yapalım diyordu. Bir tanesi de Chavez'di. Şimdi Putin, bir de Tayyip Bey. Şimdi Tayyip Bey daha bir şey demiyor. Dedi. Yok. Yani önce petrolle ilgili bir şey demedi. Yok. Paranın birebir şeyiyle ilgili bu son gelişinde Putin bu sözü etti. Putin istiyor, evet. Tayyip Bey söylemedi ama daha önce söyledi. Tayyip Bey ayrıca Çin'le de birebir TL yuan ilişkisi kuralım dedi. Ticarette istiyor ama petrolle ilgili benim bildiğim kadarıyla bir şey söylenmedi. Fakat Çin'le Rusya arasında petrol ticaretine ilişkin kendi para birimleri üzerinden yapmak üzerine bir anlaşma imzalandı. Ben uygulayabilir, bu çok
Bu çok önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü buna İran'da destek vermek istiyor. Ahmedinejad'ın da böyle bir şey yok. Tabii İran'da destek vermek istiyor. Ama Rusya ile Çin'in bunu yapması ciddi bir jeopolitik risk olarak önümüze 3 vakte kadar çıkabilir. Yani kahve falan gibi yani, görüyorum. Erdal Bey'e bir şey söyleyeyim bir cümleyle. Evet. Bu demin dolarla ilgili şimdi... 73 savaşından sonra İsrail-Arap savaşından Araplar petrol ambargosu uyguladılar hatırlarsanız. O zaman petrol 14 dolar. Yani ondan sonra o dolar hani sizin şeyinizi kanıtlamak aslında tamam sen de kardeşim bu. Dolar yükselsin sen bana ver dolar ben de Ahmet'e vereyim Ahmet senden işte bilmem ne alsın o bana gelsin ben de silah satayım ona öyle gitsin. Evet yani sistemi tabii, sadece onunla dönmüyor bir de ekonomik gerekçeleri var. Yani hikaye. Dünyadaki durgunluk nedeniyle böyle bir zemin bulabiliyor petrol fiyatları ama dünya yeniden üretimi arttırmaya başladığında zaten Suudi Arabistan ne kadar istese de 70 dolara 60 dolara indiremez. Karbon kaynaklarının sınırı belli. İleride olacaklar belli. Onun için uygun bir zemin ve ben bu uygun zemini kullandıklarını düşünüyorum. Belki yani toplantıya da uygun olması açısından konuştuklarımızı evet. Bir örnekle ben artık lütfen. Sonlarına da geliyorum. Lütfen, evet. Yani ondan sonra da biraz şey salona dönüp salondan sorular alalım. Benim müteahhitlerle bir şeyim olmuştu, anım var. Hı hı. Kaddafi ile ilgili de onu anlatayım. Peki, jeopolitik durum... Aynen öyle. Peki. Ben şunu duymuştum, müteahhitler Kaddafi ile Libya'da iş yapan müteahhitler, Kaddafi bunları çağırıyor ve Afrika'nın içlerine doğru Türk müteahhitleriyle yol yapacaklar. Duble yollar, otoyollar yapacaklar. Bunun için Türk müteahhitleri çağırıyor ve Türk müteahhitler de büyük bir iştahla gidiyorlar. Kaddafi ile birlikte geziyorlar. Ve o zaman Libya'da iş yapan özellikle müteahhitlerin morali çok düzgündü. Biz yırttık, bütün Afrika'nın yollarını yapacağız filan diye. Ondan sonra Libya'nın şeyin Kaddafi'nin düşmesi sırasında biliyorsunuz Tayyip Erdoğan uzun süre destek verdi. Hı hı. Kaddafi gitmez diye destek verdi. Ben de duyumum vardı. Müteahhitler Birliği'nde yönetim kuruluyla bir toplantıda dedim ki Tayyip Bey'i siz mi kandırdınız? Yani Kaddafi düşmez diye siz mi kandırdınız? Evet. Yani Kaddafi kesinlikle düşmez. Peki dedim siz aynı zamanda 6 ay önce gidip Kaddafi ile birlikte yol planlarını yapan müteahhitler misiniz? Evet. Niye? Şunun için anlatıyorum. Peki dedim sizde hiç müteahhitler, koca koca müteahhitlersiniz, dünyada iş yapıyorsunuz, buna göre mi yapıyorsunuz? Yani Kaddafi kendi başına Batı'dan ayrı, Batı'ya haber vermeden Afrika'nın kaynaklarına erişim sağlayacak, bunu Türklerle yapacak ve Batı buna ses çıkarmayacak. Böyle bir dünya yok. Ve siz bunu nasıl göremezsiniz? Yani Kaddafi'nin sizle birlikte iş tutup da Batı'dan habersiz bu işi yapamayacağını nasıl göremezsiniz? Tamam. Maalesef yani giderken bu ülkelere, bu pazarlara giderken duyguları bırakmak gerekiyor ve real politik öğrenmek ve araştırmak gerekiyor. Yani bunu söylemekte fayda var. Evet. En azından toplantıya uygun olarak öyle bir şeyi, evet hata yaptık dediler. Bazı müteahhitler gittiler, televizyoncularımızı götürüp Kaddafi'nin oğluyla görüşmeler, özel görüşmeler, biz ayaktayız, düşmüyoruz diye yaptırdılar. Ama yani sonuç değişmiyor. Eğer Türkiye eğer bu bölgelerde kalıcı iş yapacaksa, benim bu toplantıda gördüğüm başka bir şey daha var, onu da paylaşayım. Ben müteahhitlik sektörü hep kara kucak giden inşaat sektörü bir şeydir. Buradaki bu çabayı işte birlikte iş yapmak, kurumsallaşmak adına tam adını konmasa da böyle bir çaba olduğunu gördüm ve sevindim açıkçası. Çünkü artık bunlar kara kucak gidecek işler değil. O yüzden daha bilimsel çalışmaya da ihtiyaç var. Ve bence hükümetlerin kendi müteahhidim, kendi sanayicim diye düşünmeden Türkiye'nin asıl büyük çıkarlarını düşünerek işbirliğine yönlendirmesini de
büyük fayda var, talep etmek gerekir. Ama her şeyden önce unutmayın ki Hüsnü Mahalli'nin biraz önce saydığı ve mezhepçi bir görünümle bir iktidar, mezhepçi bir görünümle gittiği müddetçe Türk müteahhitleri de, Türk buradaki malzeme üretenler de bu bölgede istedikleri pazar payını bulamazlar. Yine Batı'yla birlikte hareket eden ama oraya dost olan, yalan söylemeyen, oraları kaşımayan, oradaki iktidarlara alternatif gibimiş gibi davranmayan Türkiye'nin iktidarlara ihtiyacı var. Bu aynı zamanda yurt dışı işler için de çok önemli. Evet. Bitiriyoruz diye. Tabii yok, bir salondan da biraz şey alacağız ama bu söylediklerine şöyle bir şey eklemek iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi hepimiz aslında karar verirken bilgiyi kullanıyoruz. Yani bilgisiz karar olmaz. Bunu da üç ortamda yapıyoruz. Bir tanesi tamamen belirsizlik ortamı. Ki biraz önce konuştuklarımızda biz bazen çok kesin şeyler ifade etmekle beraber çok fazla aslında parametreye, bilmiyorum Sayın Mahalli de katılacak mı, parametrenin bilgisine sahip de değiliz. İkinci ortam risk ortamı. Belki bu önemli olabilir. Çünkü risk bir takım olasılıkları içinde taşıyan bir ortam. Fırsatları. Yani yani risk bir olasılıktır. Yani 2 lira 20 kuruşsa dolar, bunun 2.60'a çıkacağını öngörüyorsanız bu bir risktir. Ama bir olasılıktan bahsediyorsunuzdur. Bir de belirlilik durumu var. Yani galiba iş adamının, zaten iş insanının yapması gereken belirsizliği riske, riski de belirliliğe çevirmeye çalışmak. Bunun için de en iyi yapılacak işlerden bir tanesi oturup bütün bu noktaları gözden geçirip dünya, sektör, şirketi açısından senaryolar yazmaya çalışmak. Belki gazetecinin çok da fazla önerebileceği bir şey de yok bu noktada ama tabii bildiklerimizi sizlerle, gördüklerimizi paylaşmaya çalıştık. Ben en azından kendi adıma çok yararlandığımı düşünüyorum. Her ikinize de bu anlamda teşekkür ediyorum. Fakat belki birkaç soru da salondan varsa ihtiyaç alabiliriz. Onları da kısa kısa yanıtlamaya çalışırız. Buyurun efendim. Mikrofonumuz varsa uzatalım. Var mı mikrofonumuz? Duyulur galiba, duyulur. Şunu verelim. Ha, bunu, pardon. Orada var. Tamam. Açarsanız onu şimdi. Tamam. Açık herhalde. Çok teşekkür ederim öncelikle. Oturumun bence en güzel, keyifli sohbetlerinden biri. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür ediyorum. Ben şuna inanıyorum ya, hakikaten çok güzel, Hüsnü Bey'in söylediği çok güzel şeyler var, can alıcı noktalar. Bizde maalesef şöyle bir şey var herhalde, yani siz ne kadar iyi bilirseniz bilin, anlatırsanız anlatın da karşınızdakinin anladığı kadar olaylar. Biz maalesef bunu yaşıyoruz, öyle söyleyeyim ben, maalesef diyorum. Bizim inşaat malzemeleri sanayicilerinin de tabii ki böyle hiç kanlı bir operasyona destek vereceğini düşünmüyorum ben. Evet. Orada hani şey, çok haklısınız. Yani Fransa'nın yaptığı gibi anlaşmayı yapın, arkasından bombalamaları yapın. Bu tip şeyler gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Buna inanan kimse de olduğunu sanmıyorum burada. Ben bir şey soracağım Erdal Bey'e. Bu dolarla ilgili ve petrolle ilgili gelişmelerden biraz daha açarsanız çok memnun olurum. Şöyle ki, şimdi bu kaya gazı denen bir durum var. Kaya petrolü. Bunun varilinin yanılmıyorsam 80 dolar maliyette olduğu söyleniyor. Bunun da en büyük rezervi 80 dolar, evet. En büyük rezervi 75 milyar varille Rusya birinci sırada, Çin ve Amerika'da 35 milyar varille ikinci sırada takip ediyor. Hatta Türkiye'de 4,5 milyar varil deniyor. Ne kadar bu iş içindeyiz bilmiyorum. Bir ay önce biz doları 1.40'larda 1.50'lere gidecek, 2.50'lere gidecek diye beklerken, yanlış söylemiyorum değil mi? Pardon. Tabii. 2.50'lere gidecek diye beklerken, yani dolar endeksi son 4,5 yılın en yüksek seviyesi 88-90'lara gelmişken ne oldu?
Ben anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. 2015'in 9. ayında biz borsayı 85 binlerde beklerken şu anda 86 binlerde bugün itibariyle. 2.24'lerde dolar kaldı. Sizin dediğiniz gibi hakikaten Allah bize yardım ediyor burada çok enteresan bir şekilde. Nereye kadar gider bu? Rusya ne kadar dayanır? Eğer OPEC ve işte Arabistan'ın dediğiniz gibi petrolün varil fiyatını 40 dolara indireceği söyleniyor ki inanılmaz rakamlar bunlar. Bu gelişmeler karşısında ekonomik olarak ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi almak isterim. Teşekkür ederim. Baştan da söyledim. Yani bu ekonomik olmaktan çıktı açıkçası. Orada da söylediğimiz gibi kaya gazıyla ilgili başka ülkelerde de var bu rezerv, kaya petrolü. Fakat bu teknolojiyi şu anda üretmiş olan Amerika. Ve o anca üretebiliyor. Ve şu anda bu üretimi de 70 dolarlara inmiş olması petrolün bunlara bir şey sağlıyor. Bence bütün bunlar karbon kaynaklara yani normal petrol kaynağına alternatif olarak yine üretilen bu da karbon kaynak. Ama bunların biraz daha sonrasında karlı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şu anda bir geçiş dönemi yaşanıyor. İçerideki hareketleri biraz yılbaşı bilançoları diye bakmanız lazım. Her yılbaşı öncesi bu tür hareketler olur. Onun da etkisi olur yani. Artı dünyada da Fed ile ilgili biliyorsunuz tartışmalar sürekli bir ileri bir geri gidip duruyor. Faiz arttırımına ne zaman başlayacak? Faiz arttırımını Fed'in hangi düzeyde ve hangi aralıkta yapacak? Son bir aydır yeniden gecikebilir. Hatta 2015'in sonuna atılabilir. Fed'in faiz arttırımı diye bir beklenti oluştu. O yüzden biraz yumuşadı dolar. Ben en geç ortasında, 2015'in ortasında ama küçük de olsa arttırımlara başlayacağını düşünüyorum. Hatta yani son gelişmelere göre Mart-Nisan'da bile başlayabilir diye düşünüyorum. Bu tabii bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için doların bayağı yükselmesi anlamına geliyor parite açısından. Borsadaki hareketleri inanın şey yapamıyorum, anlamlandıramıyorum. Yani bankacılıkla ilgili hisselerin itmesi midir, bununla ilgili gelişmeler midir? Bence genel ama olarak çok fazla şey var tabii yani Türkiye'nin bu süreçten karlı çıkacağına dair bir beklenti var. Evet, yani petrol fiyatının düşüşü. Yani cari açığı azaltacak, genel olarak şirketleri olumlu etkileyecek, büyümeyi destekleyecek diye bir beklenti var. Bence aslında aşırı iyimserlik işte. O. Olabilir ama sonuç olarak borsa bu. Her zaman rasyonel davranmayabiliyor. Borsada da o beklenti var. Şeyde de bankacılık, finans kesiminde de bu beklenti var. Yani fiyatlar o yüzden de biraz yumuşuyor ama Rusya'nın dayanma gücü çok önemli. Daha makro baktığım zaman ben 2018'e kadar hem bölgenin dizaynı hem finansal ham petrol ham maddelerin yeniden oluşumu ve dizaynının geçeceğini düşünüyorum ve dünyadaki asıl yeni take off'un 2018 yıllarında başlayacağını yani 2018 olmasa bile 2018 ortası 2019 böyle bir şey başlayacağını düşünüyorum. Ve o zaman zaten petrol fiyatları bu büyümeye bağlı olarak da gelişecek diye düşünüyorum. Ve o zamana kadar da bölgeye ilişkin planlar IŞİD de dahil daha çok netleşecek diye düşünüyorum açıkçası. Evet, evet. Bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Yani bu sorunun bütün şeyi, Erdoğan arkadaşımızın da yanıtı, düşünelim ki Ukrayna'ya denilen bir kriz olmamış. Bunları konuşacak mıydık? Hayır. Ukrayna niye oldu? Yani seçilmiş bir iktidar vardı. Faşist bir darbe oldu. Seçilmiş adamı devirdiler. Doğu ayaklandı. Rusya geldi Kırım'ı aldı. İşte Doğu Avrupa, Doğu Ukrayna işte biliyorsunuz Rusya'ya katılma aşamasında. Batı çıktı dedi ki sana ambargo uyguluyorum. İşte bilmem ne. İşte Maliye Bakanı, Rus Maliye Bakanı 3 gün önceydi. Bu ambargodan dolayı 40 milyar dolar zararımız var dedi.
Rusya'dan Ukrayna olaylarının başladığı bugüne kadar kaçan paranın çok farklı rakamlar söyleniyor. 80 ile 160 milyar dolar arasında gidip geliyor. Nereye gitti o para? Buraya geldi. Yani Ukrayna olmasaydı bugün bunların hiçbirini konuşmayacaktı. Peki Ukrayna'ya beklenen bir şey miydi? Hanginiz bekliyordunuz? Hanginiz? Buyurun çıksın birisi desin ki evet ben bekliyordum Ukrayna'da darbe olacaktı, böyle olacaktı. Başka vesileyle olurdu. Hayır onu diyorum işte yani siyasi oraya getirmek istiyorum. Yani Esad devrilmiş olsaydı, ya gitse defolup gitseydi de işte Arap Baharı da başarılmış olsaydı bugün Allah Türkiye var ya siz yetiştiremezsiniz Arap ülkelerine. Mısır'dan, Libya'dan Müslüman kardeşler iktidarlarda ve siz buradan kamyon gidiyor. Peki niye Esad dayandı? Niye Ukrayna'da darbe oldu? Çünkü Esad'ın intikamını almak istiyordu. Niye İran sıkıştırılıyor fiyat konusunda? Niye Venezuela sıkıştırılıyor petrol üreticisi olarak? Niye filan yani buna benzer? İşte demin anlattım Suudi Arabistan neden bu puştluğu yapıyor tırnak içinde. Yani onun için ben ben bütün olayların, özellikle coğrafyamız, dünyayı da konuşabiliriz de, ama ben bütün coğrafyada ne kadar ekonomik, sosyal, kültürel, dinsel ne kadar varsa hepsinin bu tırnak içinde pisliklerin özünde bir tek gerçek vardır. Burada irade yok. Bu coğrafyada ben ona bazen genetik diyorum, bazıları da buna kızıyor. İnanılmaz, satılmış, kiralık, puşt, kalleş, rezil, ahlaksız, dolu adam var. Batının da şeyi bu. Büyük kazanımı bu. Yani bizden istediği kadar adam satın alıyor. İstediği kadar satın alamıyor. Sanatçıyı da alıyor, gazeteciyi de alıyor, bilmem neyi de alıyor, iş adamını da alıyor, alıyor. Bütün şeyi bu. Başka inanın bana böyle bir dünyada hiçbir şey yok. Geçen de Almanya'daydım. Çok komik bir şey anlatayım size. Bir yeğenime gittik işte, iki tane çocuğu var. Dedim hadi bir şey alayım bunlara. Ne alayım? Bize dedi ranza al. Yani beraber iki kardeş beraber yatacaklar. Gittik işte meşhur Almanya'da şeyde, Köln'de. İşte dedik ah bunu ver. Ne ver dedi ya. Ben burada alışırım ya hani ver deyince alıp paketlersin, götürürsün. Ne ver dedi ya dedi. 6 hafta sonra gelir dedi. Ya dedim nasıl 6 hafta sonra gelir? Ben bu malzemeyi aldım alıp götüreceğim. Yok dedi biz bunu üretim şeyine bildireceğiz. Stokta sıfır. Stok sıfır. Şimdi o ekonominin nereden beslenmesi gerekiyor arkadaşlar? Bizim kanımızla beslenmesi gerekiyor. Başka bir açıklaması yok buna. Bakın inanın bana başka bir açıklaması yok. Ben bu coğrafyada 37 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ben iyi bir haber yapmadım ya. Vallahi iyi bir haber yapmadım. Ama tabii şunu da şu tarafından... Sırf savaş ya. Sırf savaş. Evet gözlükten geliyor. Yani sonuç itibariyle burada iradenin zayıflığı ya dominant olamayışının etkisi var ama dünyada olup bitenler, gelmedi. Dünyayı şekillendirenler kesinlikle. Sadece buradan kaynaklanan değil. Olaylar değil. Ben kendi aralarında da zaten. Tabii coğrafyada ilgili bir şey. Konuşuyorum. Yoksa baktığınız zaman şimdi... Latin Amerika'yı konuşalım, Doğu Asya'yı konuşalım, Çin'i konuşalım. Erdal onları çok iyi bilir. Hayır, oraya gelmek hemen, istemiyorum ben yani. Hemen dibimizdeki sonuçta Avrupa'yla da Amerika'nın bu anlamda çıkarları her zaman örtüşmüyor. Belki siyasette örtüşüyor da ekonomide örtüşmüyor. Siyasette örtüşüyor. Siyasette de bazen sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çünkü mesela şimdi Avrupa'nın ciddi şekilde şeye ihtiyacı var. Enerjiye ihtiyacı var. Kendisinde bir enerji kaynağı yok. Tamam. Enerjinin hepsini ithal etmek durumunda olan bir yer. Doğru. Onun için mesela Rusya ile belki bu denli sıkıntılar yaşaması onun kendi şirketleri açısından da biraz bir problem haline gelmeye başladı. Bunun itirazları da yükseliyor. Ama sonuç yok. He? Sonuç yok. İtirazların sonuç alacağını hiç i̇şte ben inanmıyorum. Ama bunların hepsi fay attı. Zaman bunlar aralanabilir, daha da araları kesinlikle. Açılabilir kesinlikle. Gibi. Yani ama biz burada şey üretmiyoruz tabii. Yani Kur'an gibi ayet falan yazmıyoruz. Normal bir tespit. Herkesin kendi bakış açısında bir tespit var. Ben öyle bakarım, Ahmet öyle bakar, Mehmet öyle bakar. O farklı bir şey tabii ki. Kaldı ki tek verili bir şey konuşmuyoruz. Ben coğrafya ile ilgili konuşuyorum. Tabii oturalım o zaman Latin Amerika'daki petrolün konusunda, Afrika'daki bilmem ne. Şimdi demin Erdal hocamız şeyi anlattı, Kaddafi meselesini falan anlattı. Bakın Mandela 26 yıl hapiste yattı biliyorsunuz. Kaddafi Mandela'nın hapisten çıkması için sınırsız,
sınırsız siyasi, parasal, ekonomik, aklınıza gelen ne varsa Güney Afrika'nın bağımsızlığının tek inşa edeni Kaddafi'dir. Bunu net söylüyorum, net. Ama Kaddafi devrildiğinde veyahut da işte daha öldürülmeden önce, yani kaçtığında Mandela çıkıp bir kelime etmedi ya. Bir kelime etmedi, demedi. Emperyalist ülkeler Kaddafi'ye bunu yapamazsınız demedi. Siyaset işte ha böyle iğrenç bir şey. Senin varlık nedenin Kaddafi'dir. Varlık nedenin Kaddafi'dir. Ve sen dünyaya çıkıp da Beyaz Saray'da, İngiltere'de, Fransa'da, Elize'de bilmem ne de eğer bir başkan olarak karşılanırsa arkanda Kaddafi olduğu için. Ama Kaddafi'nin afedersiniz kıçına kazık sokulduğunda çıkıp da bir kelime etmedi. Ve bu Mandela. Evet. Söylenecek bir şey yok herhalde değil mi? Ben bir tek bir şey eklemek istiyorum sizin sorunuza izninizle. Yani bu Fed'in hikayesiyle ilgili olarak şimdi petrol meselesi bir parça onları da olumlu etkilemiş gibi görünüyor. Ya da en azından analistler Amerikan ekonomisini de biraz daha destekleyeceğini düşündükleri için bu faiz arttırımı işi biraz erkene çekilebilir gibi. O Türkiye'yi biraz zorlayabilecek bir nokta. Öyle görünüyor. Ama onun yanında Avrupa Birliği her şeye rağmen hani Draghi ile ilgili çok net şeyler vermeseler de henüz ne şirketlerle ilgili ne devlet borçlarıyla ilgili tahvil alımına başlamasalar da orada bir tür parasal genişlemenin olacağı da artık kendisini hissettirmeye başladı. Amerika ile İngiltere dışında faiz arttıracak yok gibi. Amerika'nın faiz artışı da daha önce 4,5 civarlarında bekleniyordu. Oralarda sonlanır diye 2006 sonunda. Fakat onun da %2'ler civarında kalabileceği konuşulmaya, daha bu konuya ağırlık verilmeye başlandı. Avrupa'da her şeye rağmen işte Avrupa şöyle oldu, böyle oldu, büyüyemedi diyoruz ama bu petrol sanki orayı da olumlu etkileyecek gibi görünüyor. Bir tür vergi indirimi gibi görünüyor Avrupalılar açısından. O ekonomi de bir parça düzelmeye başlarsa epey de hala cari fazla veren bir yer Eurozone dediğimiz bölge. 730 milyar doların üzerinde de Avrupa Merkez Bankası'nda hala para var. Bir şekilde bankalara verilmek üzere. Bütün bunları hesaba kattığımızda sanki Türkiye'nin önümüzdeki kısa ve orta vadede çok büyük para sıkıntısı, likidite sıkıntısı olacakmış gibi durmuyor. Biraz daha farklı bir yerden esiyordu rüzgar. Daha sert esecek gibi görünüyordu ama bana sorarsanız hayli yumuşadı o rüzgarlar diye düşünüyorum. Efendim galiba artık ben salonda da bir yeterlilik görmeye başladım. Oradan da yavaş yavaş artık bitirmemiz gerektiğini söylüyorlar ki zamanımızı bir hayli aştık. Umarım faydalandınız. Çok teşekkür ederiz. Ben hem konuşmacılarımıza hem bu saate kadar bizi dinlediğiniz için sizlere ve tabii bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Evet. İyi akşamlar efendim.